Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok fazla videoya vakit kalmadı. Kargo hazırladım hep. Onları göstereceğim size. Kargolarım ne kadar tutacak? Şu an kargoya götürmedim, daha buradalar. Ama paketledim, hazırladım. Götürdükten sonra da ne kadar tuttuğunu göstermek istiyorum, kargo ücretlerini. Şöyle telefon ve isimleri kapatayım. Bu bir normal bir ayakkabı kutusu. Bu arkadaşlar, yani ben bundan eminim, 20 lira tutacak. Bunun içinde aşağı yukarı 10 tane falan bitki var. Belki ondan da fazladır. Bu da arkadaşlar bir ayakkabı kutusu, ama daha birazcık, bir tık daha büyük bir ayakkabı kutusu. Muhtemelen bu da 20 lira tutacak. Bunun içinde de onun üstünde bitki var. Şöyle bu kutuda da küçültme yaptım. Yani aşağı yukarı, bakın şöyle ayakkabı kutusu genişliğinde böyle bir kutu. Elimden de anlarsınız ne kadar büyük olduğunu. Bu da 20 lira tutacak. Bundan da eminim. Bu kutu birazcık daha büyük. Yani özel türlerde arkadaşlar paketlemeyi daha geniş yapmak zorundayım. Bitkileri sıkıştıramıyorum. Çevresini bol bol elyafla koyduğum için. Kargo ücretleri zaten desi büyüdükçe çok fazla birdenbire artmıyor. Dediğim gibi diğerleri 20 lira. Böyle 5-5 falan artıyor. Şimdi önemli bir, kıymetli bir çiçeğin mahvolmasındansa kargoları büyük tutmaya çalışıyorum. Bu da arkadaşlar hem büyük hem yüksek bir kutu. Yani muhtemelen 20-25 lira falan tutacak. Şöyle buradan da göstereyim. Bu kutular bayağı bir büyük arkadaşlar. Hem yüksek hem büyük. Ama tahminimce yani 30 veya 35 liradan yüksek kargo ücreti tutmayacak. Çünkü çok çok daha büyük kutuları 45 liraya gönderdim. Geçenlerde hatta ben kargo gönderirken küçücük bir paketti arkadaşlar. Yani bu ayakkabı kutusundan daha küçük, normal kişi gönderi yapmak için geldi. Daha yanımda 45 lira ücret istediler. O şekilde gönderdi. Gerçekten kargolar boyutuna göre çok çok uygun gidiyor. Dediğim gibi böyle ayakkabı kutusu, ayakkabı kutusundan bir tık büyükler falan 20 liraya gidiyor. Ondan sonra 25, 30, 35 olarak koli ebadına göre artıyor. Bugün kargo diyorum, videoya yetiştirirsem buradaki kargolardan en yüksek ne kadar tuttuğunu da sizlerle paylaşacağım. Şöyle bakın arkadaşlar, bu kargo çok 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 büyük. Hem yüksek, yani bir karıştan, benim de eller büyüktür, bir karıştan fazla. Yani bu kargolar gerçekten merak konusuydu, çok soru geliyor bana. Gerçekten anlaşmam çok uygun. Daha önceki anlaşma yapan arkadaşlarım bile yani 27 liralardan başlıyor kargo göndermeleri. Herhalde bölgeye göre bu değişiyor. Böyle bir bilgilendirme de yapayım dedim. Şimdi ben bunları kargoya götüreceğim. Bakalım ne kadar tutacak. Şöyle bir siparişim vardı. Korhan Bey'e gidecek. Şöyle bir Rosecrof, Retrobee ve Raindrops.
Hediyeler de koydum. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyüsünler inşallah. Saksıları da olsun, taşsın. Bu siparişim de Kevser Hanım'a. Kevser Hanım'da şöyle bir Rose Crown'u var. Beyin drops'u var. Şöyle hediyeler de koydum. Kevser Hanım da güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. Saksılarınız da olsun, taşsın. Kargoya gittim arkadaşlar. Ama çok yoğunlardı. Ben de bir sürü kargo bırakınca hemen girişlerini yapamadılar. Ama şunun bilgisini vereyim. Sadece şöyle dedi. Zaten dedi çoğunluğu dedi 20 lira tutacak. Yani çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında. 20 liradan fazla ücret ödeyen olursa yorumlara yazabilir. Bence herkes 20 lira ödeyecek. O yüzden yurt içiyle çalışıyorum zaten. Şöyle özel gruplarımı da tekrardan göstereyim, hatırlatma yapayım. Rose Crow kalmamış bile olabilir arkadaşlar. Son bir toparlama yapacağım. Mesajlara falan bakıp onları ayıracağım. Pazartesi günü iki tane daha ilave ek gelecek. Sonrasında devamını ne zaman bulurum bilmiyorum. Retrobüler de azaldı ve Orion da azaldı. Bugün yeni bir set yapmadım. Bu setim duruyor arkadaşlar. Bu arada şunu da müjdesini vereyim. Pazartesi günü Lovely Rose geliyor. Aynıyım. Sun Cup geliyor. Linguas geliyor. İki tane Linguas gelecek. Lovely Rose da sınırlı sayıda gelecek. Üç tane gelecek. Duruma göre devamını getirteceğim. İstediğiniz özel türler varsa yorumlara yazın. Oradan bakayım, ona göre o türleri getirmeye çalışayım. Uygun olduğunda getiriyorum arkadaşlar ben özel tür gruplarını. Yani piyasaya bakıyorum, piyasadan uygun verebileceksem alıyorum. Mesela o gün size hikayeyi atmıştım, Mardi Gras'ı. Mardi Gras bana yani herkesin bütçesine uymayacak gibi geldi. Normal piyasası, o büyüklükteki piyasası, evet öyle. Maalesef ki öyle. Keşke daha ucuz olsa. Ama ben yani herkes alabilsin istiyorum. Gerekirse küçük boyunu bulacağım. 5,5'luk saksı da bulacağım. Herkes ulaşabilsin. Zaten bitki sağlıklıysa çobucanak büyüyecektir. Yani bir şekilde büyüyecektir. Aslında çok aklımda vardı, videoyu açarken bir sürü şey söyleyecektim size. Videoyu açtıktan sonra inanır mısınız çoğunu unuttum. Bu küçük boydan da bir tane falan kaldı demiştim zaten. Madiba'dan da öyle. Loelle'dan da öyle. Dediğim gibi Rose Crow hakkında konuşmuyorum çünkü emin değilim. Muhtemelen şu anlık bitti gibi görünüyor. Orion çok çok azaldı. Bir veya iki tane vardır. Retro bu azaldı. Diğer tekli satışlarım devam ediyor. Ayrıyetten dediğim gibi seti de hatırlatma yapayım şöyle. 200 TL arkadaşlar bu setin ücreti. Gerçekten çok çok uygun. Yani bir hesaplama yapmadım ama 250'nin üstündedir tek tek aldığınızda. Yeni başlayanlar için özellikle kaçırılmayacak bir fırsat. Hatta yeni başlamayanlar için de, çünkü ben dol dol saksıları çok seviyorum. Gördüğünüz gibi bazı türlerden böyle fazla fazla ektim. Hatta kafamda var böyle dol dolu saksılar yapmak. Mesela kalavatımdan var.
Oferumdan var. Şu renkli türden. Ya bir sürü var aslında. Say say bitmez. Gerçekten dolu dolu olunca çok hoşuma gidiyor. Havalar ısındıktan sonra onları da sizlerle birlikte yapmayı düşünüyorum. Değişik tasarım fikirleri var aklımda. Bu uzun saksılarla alakalı. Yanlardan büyük delikler açıp böyle güzel aranjmanlar yapacağım. İnşallah havalar ısınsın. Ben de bir bahçeye geçeyim. Günlerde çok fazla gösteremiyorum arkadaşlar çiçekleri. Yani balkonum inanılmaz derecede karıştı. Hatta içeriye de taştım. Yani dağınıklığımı göstersem mi göstermesem mi bilemedim. Şöyle bir kısa bir göstereyim. Adım atamıyorum. Ama düzenleyeceğim. Özellikle serayı yaptıktan sonra inşallah çok daha güzel olacak her şey. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar videom. Evet, kız yine geldi, kafamı karıştırdı, veda ediyordum. Dediğim gibi yorumlarda mutlaka yazın, o türlere daha çok ağırlık vereyim. Çoğunluk ne istiyor bir bakayım. İlk baştan o türleri getirmeye çalışayım. Bu arada bunlar da çok güzel büyümeye başladılar. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.